Ve tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş şimdi sıcağı sıcağına iki soru var. Bir, insan hakları eylem planı açıklandı. 128 sayfalık çok da uzun bir metin. Bir kere inceleme fırsatı buldunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen onunla başlayayım. Sonra da arkadaşlar. 34 değil miydi ya? Ben bugün 34 değilim. Ayrıntıları çokmuş. Evet. Ekleri varmış. İnsan hakları eylem planını biz her gün yaşıyoruz zaten Gürhan Bey. Gerçekten şimdi şu anda memleketin içinde bulunduğu duruma baktığımızda 6 ayda bir İnsan hakları eylem planı açıklanıyor ve 6 ayda bir ekonomik biliyorsunuz yeni bir ekonomik plan açıklanıyor ama ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Derin bir siyasi kriz yaşıyor, derin bir toplumsal kriz yaşıyor. Ve iktidar hep bu konuda yaptığımız çağrılara kulağını kapatıyor, her şeyi ben bilirim diyor, kendi burnunun doğrultusuna gidiyor, insan haklarını ayaklar altına alıyor, siyasi özgürlükleri ayaklar altına alıyor. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alıyor. Derin krizler yaşıyoruz. Ve sürekli paketler açıklanıyor. İnsan hakları paketi, ekonomik paket ama bunların hiçbirisi derde derman olmuyor. İnsan hakları eylem planının açıklandığı gün Sayın Bahçeli televizyona çıkıyor. Diyor ki HDP kapatılması lazım. HDP'nin mutlaka kapatılması lazım diyor. Hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bunu emriniz başım üzerine efendim deyip kapatma için soruşturma başlatıyor, inceleme başlatıyor. Hemen ardından CHP AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan HDP inşallah kapatılacaktır diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir günde insan hakları eylem planından bahsediyoruz. Bir ülkede demokratik siyaset yoksa insan hakları yoktur. Bu kadar açık. Bir ülkede muhalefet yoksa insan hakları yoktur. Neden biliyor musunuz? İnsan haklarını kim korur? İktidarlar mı korur? Hayır, basın korur. Sizler korursunuz. Bir insan hakkı diyelim ki ayaklar altına alınıyorsa Uğur Bey çıkar, sizler çıkarsınız dersiniz ki burada bir insan hakları ihlali var, iktidar yanlış yapıyor der. İkinci kim korur? Muhalefet korur. Muhalefet çıkar, burada işkence var der, burada bir insan haklarına halel getiriliyor der ve bunu ortaya koyar. Bunu mecliste ortaya koyar. Başka kim korur? Yargı korur, öyle değil mi? Özgür, bağımsız, tarafsız bir yargı mekanizması kurur. Peki bundan herhangi birisi özgür mü? Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Basın şu anda özgür mü? Herhangi biriniz çıkıp ben özgürüm arkadaş. Her istediğim gibi yazıyorum, istediğim gibi söylüyorum diyebiliyor musunuz? Bence bunu biraz zorlamayla söylersiniz. Çünkü her ağzınızı açtığınızda demokrasinin kılıcı başınızdadır. Sizlerle ilgili soruşturma açılabilir. Peki siyaset özgür müdür? Hani muhalefet, diyelim ki insan haklarını yargılamak için olan... Ya ağzımızı açıyoruz, fezlekelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bir muhalefet partisini, Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisini kapatma iddiasında olan AKP, talimatı da vermiş ya inşallah kapatacağız diyor, insan hakları eylem planını açıklıyor. Mevcut yasaların ben insan haklarını korumak için büyük oranda yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet eksikler var ama yeterli olduğunu düşünüyorum. O halde niye ilan ettiler? Ya çünkü yalnızca paket açıklıyorlar İsmail. Ya Damat Bey, eski ekonomi bakanı kaç tane paket açıkladı? Ekonomimiz iflah oldu. Bugün açlık var. Biz diyoruz ki açlık var. Yoksulluk var. Esnaflar iflas ediyor. Vatandaşlarımız aç açıkta diyoruz. Onlar diyorlar ki HDP. Günah keçisi HDP. HDP'yi kapatınca bütün dertler bitecek diyorlar. İşte böyle bir Türkiye gerçekliği içindeyiz. Böyle bir Türkiye gerçekliği içinde insan haklarından bahsedemeyiz. İnsan haklarının korunmasının güvencesi basın özgürlüğüdür. Siyasetin özgürlüğüdür, yargının bağımsız ve tarafsızlığıdır. Ülkenin kurumlarının, yani polis teşkilatının olsun, emniyet teşkilatının olsun, bütün devlet kurumlarının insan hakları konusunda özgürce iktidarı, bütün gücü elinde tutan iktidarı dengelemesi ve denetlemesi gücüyle ilgilidir. Şu anda bu güç ortada yok. Yani bir herhangi bir demokratik ülkede, Amerika dahil, Trump çıktı, efendim şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Kim durdurdu onu? Kim durdurdu darbeyi? Kongre durdurdu, öyle değil mi? Basın çıktı arkadaş, böyle yapamazsın dedi, eleştirdi, öyle durdu. Kamuoyu çıktı, vatandaşlar çıktı, protesto ettiler. Protesto hakkı yoksa insan hakları yoktur. Ya biz bir protesto çağrısı yapıyoruz. Buna efendim HDP'yi kapatma vesilesine çeviriyorlar. Efendim bütün suçu günahı HDP'nin boynuna yükmeye çalışıyorlar. İşte ekmek, iş, aş, yoksulluk, işsizlik meselelerinin üstünü örtmek için hep vurun abalıyı. HDP'yi kapatalım, bütün dertler bitecek diyorlar. Ama emin olun, eğer ki bu yolda Türkiye yürürse, yani HDP'yi kapatma yolunda yürürse, şundan emin olun. HDP'yi seversiniz, sevmezsiniz. HDP Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisidir.
Ama HDP'nin kapatılmasının yolunu açıldıysa basın daha az özgür olacaktır. İnsan hakları daha az güvence altında olacaktır. Ekonomik kriz daha da derinleşecektir. Siyasi kriz daha da derinleşecektir. Eğer bu çözüm olsaydı HDP'nin öncülüğü kaç tane siyasi parti kapatıldı? Veya Refah Partisi kapatıldı. AKP'lilerin hani açıkçası öncül partisi olarak çözüm mü oldu? Siyasete derde çare mi oldu? Bütün bunlar siyasi yaftalamalar çerçevesinde gerçekleşti. Ama Türkiye siyasi özgürlüklerde, basın özgürlüklerinde her bir siyasete müdahalede geriye düştü. AKP'ye kapatma girişimleri de oldu, öyle değil mi? Ya daha 12 yıl önce AKP kapatılıyordu ki 2009'da. Kapatma kararı da alındı aslında. Yani bir üyeyle yalnızca kapatılmadı. Ceza verildi. O günlerde vay efendim bu vesayettir, siyasete darbedir diyen anlayış. Düşünün ki öncülü olan Refah Partisi daha dün, değil mi, rahmetli Erbakan'ın anması yapıldı. Buna bu kadar siyasi darbe girişimleri oldu, partileri kapatıldı. Bu anlayışta olan bir siyasi partinin bugün grup başkan vekili çıkmış. İnşallah ağzından gerçekten büyük bir keyifle bunları söyleyerek inşallah HDP'yi kapatacağız diyor. Ben açıkça söyleyeyim, HDP'nin ben kurucularından birisiyim. 8 yıl önce biz HDP'yi kurduk. Çok da halisane duygularla kurduk. HDP'de elbette Kürtler var, Ermeniler var, mütedeyinler var, sosyalistler var, solcular var, kadınlar var, ekoloji mücadelesi verenler var. Biz bu partiyi kurduk ve öncülüğümüz olan parti %5-6 alırken biz siyasi bir mücadeleyle partimizi %13'e taşıdık. Ve bundan daha öte önemli bir şey daha vardı, biliyor musunuz? Hani bize karşı ön yargılar vardı ama 2015 seçimlerinde şu oldu. Toplumun %70'i HDP doğru yolda diyordu. Yani ön yargıları kırmıştık. Ama bu müesses nizam için büyük bir tehlike olarak görüldü. Ve hemen sonra çözüm süreci yerle bir edildi. Ve bütün o dönemin suçu, günahı neyse tırnak içinde söylüyorum bunlar tabii ki. Başaramadık ki herhalde bu çözüm sürecini, demokratikleşmeyi. Her şey HDP'nin sırtına yıkalım. Ve 5 yıldır da bakın 5 yıldır HDP saldırı altında. İnanın HDP'nin başına gelenlerin %1'i AKP'nin başına gelseydi. Şu anda ortada AKP'de bir parti yoktu. 5 yıldır 10 bin tane üyemiz tutuklanmış, eş genel başkanımız tutuklanmış, milletvekillerimiz tutuklanmış, belediyelerimize 2 kere kayyum atanmış. Buna rağmen dimdik ayaktayız ama yetmiyor. Buna rağmen bir saldırı altındayız ve HDP'yi kapatıp bütün dertlerini çözeceklerini kapatacaklar düşünüyorlar. Mı? Efendim? Kapatacaklar mı? Bu artık açıkçası belli. Talimatı vermişler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve bu anlamda bütün mahkemelerde, emirlerinde bunu görüyoruz. Talimatlanmış bir yargı var. Yani bu dava açılacak mı? İki dudaklarının arasında. Yani karşımızda bağımsız ve tarafsız bir yargı olsa gideceğiz diyeceğiz ki arkadaş evet açın davayı, buyurun bize savunmamızı yapalım. Ama karşımızda bağımsız ve tarafsız bir yargı yok. Talimatlanmış bir yargı var. Ben şunu söylüyorum. Kapatma kararı Erdoğan ve Bahçeli'nin iki dudağının arasındadır. Ama bu kapatma Erdoğan ve Bahçeli'nin belki siyasi hesapları için uygun olabilir. Ama Türkiye'nin kaybıdır. Türkiye demokrasisinin kaybı olacaktır. Türkiye demokrasisinin ve özgürlüklerinin kaybı olacaktır. Ve HDP'nin kapatıldığı bir Türkiye'de basın da daha az özgür olacaktır. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız da daha az özgür olacaktır. MHP'li vatandaşlar daha özgür olacaktır. İyi Partili vatandaşlar da, CHP'li vatandaşlar da, hatta AK Partili vatandaşlar da daha az özgür olacaktır. Ağzını açan cezaevine atılacak bir düzleme geçeceğiz. Düz faşizme geçeceğiz. Mesele bu. Ben memleketimizi düşünüyorum. Yoksa HDP'nin kapatılmış kapatılmamış meselesi değil. Meselelerimiz çözecekse buyurun yürüyün bakalım. Ama bu meselelerimizi derinleştirecektir. Bugün tabii ilginç bir...